Bu hafta şiir köşesinin konuğu Yunanistan'ın Nobel ödüllü şairi Odysseus Elitis. 1911 yılında ünlü sabun fabrikatörü Panayotis Alepudelis'in oğlu olarak Girit'te doğuyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında aile Atina'ya taşınıyor ve Odysseus da hukuk öğrenimini Atina'da tamamlıyor. 1935'te Tanea Grammata dergisinde ilk şiirlerini yayımladığında soyadını Elitis olarak kullanıyor. 1940'lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı sırasında antifaşist cephede İtalyanlara karşı teğmen olarak savaşa katılıyor. 1969-1972 yıllarında yaşamını Paris'te sürdürüyor ve ünlü Fransız sanatçılarla dostluklar kuruyor. Yunan lirik şiirine Ege'nin doğasını ve folklorunu katarken Fransız gerçeküstücü şairlerinde etkisi görülüyor Elitis'in şiirlerinde. 1979'da Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlandırılıyor. 1996'da 85 yaşında yaşamını yitiren Elitis'in Türkçe'ye Cevat Çapan'ın kazandırdığı ünlü şiiri. Hangi taşlar, hangi kan, hangi demir? Hangi taşlar, hangi kan, hangi demir ve hangi ateşten yaratılmışız biz? Salt sis gibi görünsek de, bizi taşa tutsalar ve başlarımız bulutlarda yürüyoruz diye suçlasalar da, bir tanrı bilir nasıl geçer günlerimiz, gecelerimiz. Gece, ürpertici acını depreştirdiğinde dostum, görüyorum nasıl açtırıyor sana kollarını yüreğin ağacı. Senin çağırdığın ama yıllar boyunca bir türlü yükseklerden inmeyen soylu bir düşünce önünde. O yükseklerde, sen aşağıda, burada. Ama özlemin gözleriyle uyanır bir gün ten. Ve bir zamanlar tek yalnızlığın ışıdığı yerde düşlediğin güzel bir kent gülümser. Neredeyse görüyorsundur, seni beklemektedir. Ver elini. Gidelim birlikte, şafakta zafer naraları her yeri gürültüye boğmadan. Ver elini, kuşlar insanların omuzlarına konup, en sonunda o kız oğlan kız umudun uzak denizden yaklaşmakta olduğunu şakıyarak herkese duyurmadan. Gel birlikte gidelim dostum, varsın taşlasınlar bizi, varsın suçlasınlar, başlarımız bulutlarda yürüyoruz diye. Onlar ki hiç anlamamışlardır bizim hangi demir, hangi taş, hangi kan ve hangi ateşle yapılar ve düşler kurup türküler söylediğimizi.